Plus Spor TV'den herkese merhaba. Türk Telekom basketbol takımı Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şimdi takım hem geçtiğimiz ligdeki durumunu hem de Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceği yolu konuşmak için baş antrenör Burak Gören'le beraber olacağız. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sıkıcı bir karantina sürecini atlattık. Bu esnada spordan da aslında biraz fiziksel olarak uzak kaldık. Nasıl değerlendirirsiniz geçtiğimiz ligi? Çünkü genç bir takıma sahiptiniz. Küme düşerler gözüyle bakılan bir takımdı. Ama Türk Telekom güzel işler başardı diyebiliriz. Size soracak olursak neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Yani ben bunu her platformda söylemeye çalışıyorum. Bir defa Türk Telekom Ankara Spor'unda, sadece basketbol olarak da indirgemek istemiyorum. Ankara Spor'unda çok önemli bir marka. Yani çok uzun yıllardır Ankara Spor'una hem Avrupa Kupalarında hem Türkiye Ligi'nde çok ciddi hizmet veren ve geçmişinde de çok önemli, başarılı olan tarihi bir kulüp. Yani bugün baktığınız zaman Türk Telekom ligde final oynamış, Türkiye Kupası'nı kazanmış, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmış ve her zaman için yaptığı yatırımla Ankara'yı heyecanlandıran, Ankara'da bir basketbol ateşinin yanmasını sağlayan bir kulüp. Dolayısıyla evet, geçen senenin başında bir takım elimizde olmayan sıkıntılar yaşadık ve çok zorlu bir süreçten geçerek lige başlamak zorunda kaldık. Ama kulübün tarihi, kültürü ve potansiyeli gerçekten bizi aslında başlangıçtaki hedeflerin daha ötesinde bir şeyler yapmaya itti. Dolayısıyla aslında çok istikrarlı bir sezon oynadık. Sadece ligin ilk yarısında bir düşüş dönemi yaşadık. Onun dışında Avrupa Kupası'nda bence çok tarihi, çok hatıralardan silinmeyecek, hafızalardan silinmeyecek bir sene geçirdik. Bir tek ligde bir düşüşümüz oldu çok kısa bir süre. Ondan sonra çok çabuk toparlayarak tekrar eski gücümüze kavuştuk. Dolayısıyla geçen senenin özetine baktığımız zaman ligin kesintiye geldiği dönemde işte Şampiyonlar Ligi'ne son 8'e kalmış ve Ankara'ya belki de bir Avrupa şampiyonluğu getirebilecek bir nokta. Türkiye Kupası'nda yarı finalin son saniye topuyla Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesi Fenerbahçe'ye yenerek finali belki de Türkiye Kupası şansını elimizden gitti, kaydı gitti. Ve ligde de işte playoff yarışının içerisinde olan belki de lig tamamlanması fikstür avantajıyla birlikte de ligi ilk 6 içerisinde bitirebilecek bir Türk Telekom takımı. Baktığınız zaman sadece geçen seneyle birlikte değil, son 3 seneyi düşündüğümüz zaman benim göreve başladım. Çok istikrarlı ne yaptığını bilen, mütevazi bütçelerle yola çıkan ve potansiyelini ortaya koyan bir Türk Telekom basketbol markası. Dolayısıyla bu geçmiş seneyle birlikte, geçmiş dönemden yani 3 senelik bölümden de son derece mutluyuz, huzurluyuz. Kulübümüze çok ciddi hizmet verdiğimiz için de gerçekten çok gururluyuz Ankara'ya hizmet verdiğimiz için de. Geleceğe de bu sayede çok daha güvenli ve iyi bakabiliyoruz. Umuyoruz başarılarınız bu şekilde de artarak devam eder. Peki Şampiyonlar Ligi yolculuğuna gelecek olursak, Ankara deplasmanı diğer takımlar için zorlayıcı bir deplasman. Çünkü izleyici avantajınız vardı. Maalesef izleyicisiz oynanacak maçlar. Bu sizi nasıl etkileyecek? Aynı zamanda 8'li final olacak. Yani şöyle, Türk Telekom geçmişiyle, mazisiyle, kazandırdıklarıyla çok önemli bir kulüp. Yani Ankara Spor'una çok uzun yıllardır gerçekten çok özveriyle hizmet veren ve basketbolda da Ankara'nın lokomotif kulüplerinden bir tanesi. Yani geçmişinde, tarihinde çok önemli kupalar olan, lig finalleri olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası gibi gerçekten çok önemli başarılara ulaşmış bir takım. Dolayısıyla burada Şampiyonlar Ligi ve kültüründe de hep ligle birlikte Avrupa Kupalarında da başarıyı kovalayan bir kulüp. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi evet Avrupa'nın yükselen değerlerinden bir tanesi. Yani önceki yıllarda Euro Cup'la birlikte ikinci kupa gibi ve bu sene yaptığı yatırımlarla birlikte de çok önemli bir kupa haline geldi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde biz geçen sene tabii son 8'de finale kaldık. Kaldığımız yerden inşallah bir Ankara'ya bir Avrupa şampiyonluğu getireceğiz. Ondan sonra da önümüzdeki sene tekrar Şampiyonlar Ligi platformunda Ankara'yı başarıyla temsil etmeye çalışacağız. Dolayısıyla kulübün vizyonu ve hedef açısından Avrupa Kupa, böyle önemli bir Avrupa Kupası'nda oynama şansı bizim için değerli. Dolayısıyla inşallah hedefleri büyüterek devam edeceğiz.
Biz de başarılar diliyoruz. Peki seyirci sizin çok büyük bir avantajınızdı gerçekten Ankara'daki maçlarda. Rakip takıma korku veriyordu diyebiliriz. Bunun dezavantajını yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Yani muhakkak dezavantaj yaşayacağımız birkaç parametre var. Bunlardan bir tanesi bu. Çünkü biz bıraktığımız noktada takım kimyası olarak çok formda ve çok iyi durumdaydık. Yani hem de geçmiş oyuncu kadrosu gerçekten Avrupa şampiyonluğuna çok inanmış ve sonuna kadar gidebileceğimiz bir yapıdaydık. Yani oyun olarak da bunu sahada hem fiziksel olarak hem mentalite olarak da çok iyi bir durumdaydık. Dolayısıyla tabii dezavantajlarımızdan bir tanesi bu teknik içerikle birlikte öncesi Dijon veya Novgorod galibiyle de Ankara'da ev sahibi avantajıyla devam edecekti. Şimdi bu avantajımız ortadan kalktı. Hem statü değişikliği oldu hem de bizim Ankara'da oynama şansımız kalmadı bu turnuvayı. Dolayısıyla inşallah seyircili oluruz. Sekizli final bir şehirde, bir ülkede tek maç üzerinden oynayacak. Statü değişti. Dolayısıyla tabii Ankara seyircisinin bize yaptığı katkı için de çok buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten biz acaba Ankara Spor Salonu göreve başladığımız andan itibaren acaba Ankara Spor Salonu doldurabilir miyiz? İnsanlar buraya gelir mi derken Ankara bir kez daha görevini ve Türk Telekom bir şirket takımı olmasına rağmen o aidiyetini de gösterdi ve bizi gerçekten bütün sene boyunca çok iyi desteklediler. En zayıf denilebilecek maçta bile 5-6 bin kişilik bir seyirci kapasitesine ulaştık. Dolayısıyla bu markamızın adına çok istediğimiz, geliştirmek istediğimiz vizyonlarımızdan bir tanesiydi. Ankara'nın markasını seyirciyle buluşturmak. Dolayısıyla önümüzdeki yılda da inşallah hem ligde hem Avrupa'da Ankara seyircisiyle bütünleşmiş, destek alan gerçekten çok coşkulu bir ortam oluyor. Bununla birlikte bir takım yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Peki bu geçtiğimiz zorlu süreci geride bıraktık artık. Önümüzde yepyeni bir sezon var. Bu sezon için yeni transfer görüşmeleri var mı? Nasıl bir takım izleyeceğiz mesela? Şimdi tabii bir kulüpte bir antrenörün dördüncü seneye başlaması çok önemli. Hem kulüp adına hem de teknik ekip adına çok istikrarlı bir yapı oluşturduğumuzu, karşılıklı güven, sevgi ve saygıya dayalı bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tabii bunun getirdiği avantajlar var. Yani takımımızı çok iyi tanıyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı da geçmişte yaşadığımız sıkıntıları örtbas edecek, bir daha o sıkıntıları yaşamamızı gerektirmeyecek bir kadro planlaması üzerinde çalışıyoruz. Çok uzun zamandır. Yani pandemi sürecinin başlangıcında buradan yönetimimize, başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani çok erken aksiyon alarak biz Mart ayının başına itibaren önümüzdeki seneyle alakalı yapılanmayı ve düşüncelerimizi ortaya koymaya başladık. Geçen sene yazın yaşadığımız sıkıntılardan dolayı istediğimiz kadroyu oluşturmakta bir takım sıkıntılar yaşamıştık. Bu sene aynı sıkıntıları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii öncelikli olarak Türk oyuncu kadrosuyla başladık biz işe. Geçen sene çok ciddi performans ve gelişim gösteren ve takımımızda hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa Kupası'nda çok katkı veren Muhammed Baygül'le tekrar anlaşarak onu kadromuzda tuttuk. Ve diğer pozisyonlara da Galatasaray'dan Can Korkmaz, Beşiktaş'tan Samet Geyik ve dün son olarak da Afyon'da çok iyi bir sezon geçiren Erdi Gülaslan'ı da kadromuza katarak ana Türk oyuncu kadromuzu tamamladık. Tabii burada bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Burası bence bu şu süreye kadar söylediklerimden bence daha önemlisi. Biz dördüncü yıla başlarken Türk Telekom Kulübü'nün de bazı alışılmış şeylerini değiştirmeye çalışan ve bunun için de çaba sarf eden bir ekibiz. Şimdi kadromuzda önümüzdeki sene iki tane 23 yaşındaki 3 yıldır bizim de bu oyuncular. Efe Beşok ve Ercan Bayrak. Bir defa bunlara gerçekten rol vermeye ve bunların da Türk basketbolu adına bu oyuncuların da kendilerini göstermene fırsat tanıyacak bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Bu bence önemli bir nokta. İkinci bence çok önemli bir nokta. Belki de Türk Telekom tarihinde ilk defa bu seviyedeki bir takımda 4 tane de altyapımızdan oyuncuyu A takım kadrosuna aldık. Bunlar 2000 ile 2004 doğumlular arasında. Yani önümüzdeki sene A takımımızın geniş kadrosunda 16 yaşında Türk Telekom altyapısından yetişmiş bir çocuğu, bir oyuncumuzu da görebileceğiz. Dolayısıyla 17-18 ile 22-23 yaş arası bandında da 6 tane oyuncumuz
Önümüzdeki sene Türk Telekom basketbol takımının genişlemesi olacak. Bundan dolayı da yani sportif başarılar çok önemli. Bunları biz çok önemsiyoruz Ankara basketbol adına, ama onunla birlikte de lokomotifi, basketbolun lokomotifi olan Türk Telekom'u da Ankara sporuna hizmet açısından ve gençlerin biraz daha ön plana çıkması açısından da bir fırsat tanıyoruz. Bu bence diğer anlattıklarımızdan çok daha önemli bir nokta. Bunu da altını çizmek istedim özellikle. Kesinlikle çok değerli bir şey. Gerçekten Türk Telekom bu konuda önemli bir takım diyebiliriz. Genç yeteneklere oyuna katmak ve onlardan sonra gelecekleri motive etmek açısından gerçekten çok değerli bir durum bu. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada siz de sözleşmenizi yenilemişsiniz. Size tebrik edelim. Teşekkür ederim. Yani biraz evvel söylemeye çalıştım. Bu istikrarlı kadro yapısı ve kulübün bu işe gerçekten istikrarlı olarak bakması ki gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hep Avrupa'da bu örnekler verilir. Yani İngiltere Premier Ligi'nden futbolda işte çok uzun süreli anlaşmalar, NBA'de çok üzere çok uzun süreli anlaşmalar. Bundan dolayı bir defa gururluyuz. Yani ne mutlu bize ki ekibimle birlikte Türk Telekom'un tarihinde çok önemli bir yer alacağız. Başarılarla birlikte de hem bıraktığımız izlenimle ve biz gururluyuz. Yani kendi adıma da ailem adına da bir kulüpte 4 sene, 5 sene, 6 sene inşallah çalışabilmek çok önemli bir şey. Dolayısıyla böyle bir şeyin içerisinde olduğum için de çok onurluyum, gururluyum. Ayrıca Ankara basketboluna hizmet verdiğim için bir Ankaralı basketbol adamı olarak bundan dolayı da gururluyum. İnşallah Türk Telekom markasını daha da geliştirerek hem özlenen başarılarla hem de biraz evvel söylemeye çalıştım Ankara Spor'una çok geniş yelpazedeki hizmetleriyle geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Umuyoruz öyle olur. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sizin ve takımımızın başarılarının devamını diliyoruz biz de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de teşekkür ediyorum. Her yayında da söylüyorum bunu. Başta Bülent olmak üzere bütün ekibe Ankara Spor'una vermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da her türlü desteği biz de kendi adımıza vermeye hazırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.